Merhaba arkadaşlar, Dershane burada, hepiniz hoş geldiniz. Ben Aleyna hocanız. Evet arkadaşlar, 8. sınıf 2. dönem 1. yazılısının 1. örneğini çekmiştik. Şimdi de aynı yazılının 2. örneğini çekeceğiz. Umarım bu yazılılar sizler için hani çalışmanız açısından faydalı olur. Yine arkadaşlar, böyle hocam bu soru hatalı ya da hocam bu soruyu yanlış çözdünüz dediğiniz, işte dediğimiz gibi insanız biz de, yapabiliriz hata, ya da anlamadığınız bir şey olursa aşağı yorumları belirtmeyi unutmayın diyorum ve doğru yanlış sorularımla başlıyorum. Ne demiş? Millet mekteplerin açılmasının amacı okuma yazma bilmeyen yetişkin kitleye eğitmekti. Doğru. Aşar vergisinin kaldırılması ile çiftçinin sırtındaki ağır bir yük kaldırılmıştır. Doğru. Atatürk'ü düşünce sistemi hem insan haklarına verdiği önem hem de yurtta ve dünyada barış ilkesiyle milli bir nitelik kazanmıştır. Doğru. Bir ülkeyi tek parti yönetiyorsa orada gerçek bir demokrasi yönetimi olduğunu söyleyebiliriz demiş. Hayır arkadaşlar, demokrasi tam anlamıyla gerçekleşebilmesi için iktidar partisinin yanında muhalefet partileri, yani tek parti değil çok parti olmak zorunda. Halifeliğin kaldırılmasıyla cumhuriyetin çağdaş ve layık bir yapıya kavuşmasının önündeki en büyük engel ortadan kalktı. Doğru, çünkü halifelik layıklığın önündeki en büyük engeldi demiştik. Ay çok geçtik. Başkomutanlık meydan muharebesini kazandığı için Mustafa Kemal'e Mareşal rütbesiyle Gazi unvanı verilmiştir. Arkadaşlar, Mustafa Kemal'e Mareşal ve Gazi unvanı veriliyor. Okey, doğru. Ama bu başkomutanlık meydan savaşında değil, Sakarya meydan muharebesinde veriliyor. Peki başkomutanlıkta kime Mareşallik unvanı veriliyor? Fevzi Çakmak'a. Dedik 7. Lozan görüşmeleri Türk Devleti'nin Dışişleri Bakanı İsmet Paşa temsil etmiş, kapitülasyonlar Ermeni Devleti'nin misak-ı milli sınırları konusunda taviz vermemiştir. Doğru. Kubilay olayı çok partili hayata geçiş denemelerinin başarısız olmasına neden olmuştur. Hayır arkadaşlar, Kubilay olayı zaten bir siyasi muhalefet partisinin kapatılmasından sonra olan bir olay. Buraya o yüzden Şeyh Said Siyan'ı diyebiliriz. Yani yanlış. İnönü zaferinden sonra Büyük Millet Meclisi'nin Rusya ile Moskova Antlaşması'nı imzalaması diplomatik bir başarıdır demiş. Doğru. Küçük Ağa Milli Mücadele Dönemi'nin ruhunu en iyi anlatan romanlardan biridir. Doğru, bunu da zaten söylemiştik. Üçüncü ünitemizin sonunda vardı. Cumhuriyet rejimine karşı çıkarılan ilk isyan ne arkadaşlar? Şeyh Said isyanı. Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı'nın askeri ve politik yönlerini belgelerle analiz edip Osmanlı Devleti'nin çöküşünü ve Cumhuriyet'in doğuşunu anlatmıştır demiş. Neydi? Nutuk'ta. Saltanat ve hilafetin kaldırılması, medreselerin tek cezaevi ve türbelerin kapatılması, ikisi doğrultusunda yapılan inkılaplardandır demiş. Neydi? Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, laiklik. Milli mücadele döneminde Anadolu halkının işgalleri önlemek için kendi imkanlarıyla oluşturduğu yerel direniş kuvvetlerine ne deniyor? Kuvayi Milliye. .ile yeni Türk Devleti'nin yönetim biçimi ve devletin başkanı sorunu çözülmüştür. Cumhuriyetin ilanı ile. Yazım kurallarına pek uymadı ama siz anlarsınız. 1935'te Hilali Ahmer adıyla aşılama ve kan bağışı ihtiyacını karşılamak için .. kurulmuştur. Bunu zaten biliyoruz, günümüzde de faaliyetini sürdüren bir kuruluş. Neydi? Kızılay. 1933 yılında tekstil fabrikalarının inşasını ve Türkiye'deki tekstil enstitüsünün gelişimini finanse etmek için devlet bankası olarak kuruldu. Ne bu? İş Bankası. Evet. Antep savunmasının efsane ismi Antep'te. Maraş'ta Sütçü İmam vardı. Urfa'da Ali Sahip Bey vardı. Antep'te de Şahin Bey. Evet. Çok partili demokratik hayata geçiş için atılan ilk adım. Bu arada şu sorudan emin olamadım. Yüksek ihtimal Sümerbank da olabilir. Evet. 9. Çok partili demokratik hayata geçiş için atılan ilk adım nedir arkadaşlar? Çok partili hayata geçiş olduğu için Yok. Ay ben bugün niye böyle saçmalık?
yapıyorum. İlk adım, ilk bir siyasi partisinin açılmasıdır. O da Cumhuriyet Halk Fırkası olur. İlk siyasi parti. Almanya 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin ne konumundan yararlanmak istemiş? Jeopolitik. Tamam mıdır? Evet, bu biraz küçük olmuş. Okurken biraz şöyle yaklaşacağım arkadaşlar. Baktım. Söz vermiş hangi ilkeyle olduğunu bulacağım. Toplumda en yüksek hürriyetin, en yüksek eşitlik ve adaletin devamlı şekilde sağlanması ve korunması ancak ve ancak tam ve kesin anlamıyla milli egemenliğin kurulmuş olmasına bağlı, bulunmasına bağlıdır. Bundan dolayı doyalım. Hürriyetin de eşitliğin de adaletin de dayanak noktası milli egemenliktir. Milli egemenlik benim hangi ilkemin anahtar kelimesiydi? Cumhuriyetçilik. Siyasi ve fikri hayatta olduğu gibi iktisadi işlerde de fertlerin teşebbüslerinin neticesini beklemek doğru olamaz. Mühim ve büyük işleri ancak milletin toplam servetine ve devletin bütün teşkilat ve kuvvetine dayanarak milli egemenliğin uygulanmasını, yürütülmesini düzenlemekle görevli olan hükümetin mümkün olduğu kadar üzerine alıp başarması tercih olmalıdır. İktisadi işler, ekonomik işlerden bahsediyor. Ekonomi ne? Devletçilik. Ya tabii ki hani bir sözden birden fazla ilke de bulabilirsiniz bu arada ama hani asıl anlatılmak istenene bakın. Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre malik olmak, mensup olduğu bir dinin icablarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyete sahiptir. Din ve vicdan özgürlüğü hangi ilkemizde vardı? Laiklik. Türkiye Cumhuriyeti'ni halkına ayrı ayrı sınıflardan oluşmuş değil, fakat kişisel ve sosyal hayat için iş bölümü itibariyle çeşitli mesleklere ayrılmış bir toplum olarak görmek esas prensiplerimizdendir demiş. Bu da ne arkadaşlar? Halkçılık, herkes eşit demek istiyor. Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine alıp dünya ile alakasız bir millet olarak medeniyet düzeyinin üzerinde yaşayacağız, çağdaşlaşacağız diyor yani. Bu da ne? İnkılapçılık. Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu, Trabzonlu, İstanbullu, Trakyalı ve Makedonyalı hep bir soyun evlatları ve hep aynı cevherin damarlarıdır. Yani hepimiz bir milletiz diyor. Bu da ne var? Milliyetçilik. Dedim, geçtim. TBMM hükümetinin uluslararası alanda kazandığı ilk siyasi başarıdır. Sevr Anlaşması'nın geçersizliğini ilk kez uluslararası bir anlaşmada ilk siyasi başarısı neydi arkadaşlar? TBMM'nin Gümrük Anlaşması diyoruz. Lozan Barış Anlaşması'nın hangi maddesinden böyle bir sonuç çıkarılabilir? Lozan Barış Anlaşması ile yeni Türk Devleti sadece siyasi alanda değil, ekonomik alanda da bağımsız hale gelmiş. Ekonomik bağımsızlık neydi? Kapitülasyon. Avrupa devletlerinin açık pazarı olmaktan da kurtulmuştur demiş. Kapitülasyonlarla ilgili bir şey arayacağım ve buldum. Ceyhan'da. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ü düşünce sistemin amaçları arasında yer almaz? Devletin ulus egemenliği esasına göre yönetilmesi, milli egemenlik evet var. Türk ulusunun bugün ve gelecekte tam bağımsız olarak huzur içinde yaşaması var. Geleneksel yapının korunarak geçmiş dönem anlayışının devam edilmesi. Hayır arkadaşlar, geleneksel yapı dediği eski düzen. Eski düzeni kesinlikle korumuyoruz. O yüzden cevabımız Ceyhan. D'ye baktık. Toplumun çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarılması. Bu da var. Özellikleri hangileri ulusal egemenlik düşüncesine uygun değildir demiş. Tanım, ulusal egemenlik karar verme yetkisini ya da ülkeyi yönetme gücünün halka ait olmasıdır. Halkın kendi kendisini yönetmesi demiştik. Yöneticilerin seçimle iş başına gelmesi, bu var, halkın kendi kendine yönetmesi demek. Dini ve siyasi yetkileri tek kişi toplaması, hayır bu. Ulusal egemenlik alakası yok. İki, şimdi bir var dedik, bir olanları eledim. İkisinde de iki var. Yöneticilerin belirli süre için seçilmesi, evet sonsuza kadar seçilmiyorlar arkadaşlar. Bu da egemenlikle ilgili. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olması zaten direkt bu, bununla alakalı. O zaman bu da var. Cevabım bollu. Milletimizi tam güvenlik içinde yaşatmak, ülkümüz olduğu gibi onun sağlığına özen göstermek ve mevcut imkanlarımız oranında dertlere çare bulucu olmak da hükümetimizin görevlerindendir demiş. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün bu söz doğrultusunda gerçekleştirilmiş bir inkılap hareketi değildir diyor. Burada sağlıkla ilgili yapılan inkılaplara bakacağız. Kız öğretmen okullarının açılması, hayır, eğitim. Dispanserlerin, ha değildir diyormuş zaten. Cevabı bulmuşum bu arada.
Dispanserler neydi arkadaşlar? Ayakta verenlerdi. Sanatoryum yatarak tedavi yapanlardı. Hıfzı sıhha müessesesinin açılması. Bu da sağlıkla ilgili, sağlık ocağı gibi bir şeydi. Sağlık ocağı gibi değil de işte hastalara bakılan bir yerde. O zaman bunların hepsi sağlıkla ilgili, bu eğitimle ilgili. Yukarıda verilen öncülerden hangisi veya hangileri laiklik ilkesine uygun tanımlardır? Yapılacak işlerde akıl ve bilimi referans alması. Frekans ne? Referans almak var. Akıl ve bilim var da değil mi laiklikte? Bir var. Bir olmayanlar elendi. İnsanların seçme ve seçilme hakkına sahip olması. Yani bu cumhuriyetçilikle ilgili. İnsanların istediği dine inanmada, istediği fikri benimsemede özgür olması. Din ve vicdan hürriyeti laiklik dedik. Çağın gereklilerine uygun kuramların kurulması. Bu da inkılapçılık. O zaman cevabım 1 ve 3 arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti içinde Türk öyküsünü benimseyen her vatandaş hangi din ve mezhepten olursa olsun Türktür. Sözü Atatürk'ün milliyetçilik konusundaki konusundaki düşüncesini yansıtır. Bu duruma göre aşağıdaki hangisi Atatürk milliyetçiliği için söylenemez. Bütünleştirici ve birleştirici midir? Evet. Neyden olursan ol Türksün diyor. Barışçıl ve insancıldır. Evet. Laiktir. Evet. Ama asla ve asla arkadaşlar ırkçı değildir. Tamam mıdır? Hani milliyetçilik mantığı, Atatürk milliyetçiliği mantığı ırkçılık değildir kesinlikle. Bunu sizi bazen yanıltmak için sorarlar. İfadelerini desteklemek için aşağıdaki çalışmalar hangisini yapmıştır demiş. Mustafa Kemal, siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, ekonomik faaliyet ne ya? Zaferlerle taşlandırılmazsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner. Yani ekonomik bir şey yapmış, bakalım. İzmir İktisat Kongresi'ni toplamış mı? Evet, bu ekonomik arkadaşlar. Millet mektepleri, eğitim, Cumhuriyet'in ilanı, rejim, şerriye ve efkaf vekaleti, bu da şerriye, işte Diyanet İşleri Bakanlığı, efkaf, vakıflar genel müdürlüğü kuruluyordu. Ekonomiyle ilgili bir şey yok. O yüzden bunu da eledim. Cevabım Adana. Bu durumun Nutuk'a aşağıdakilerden hangisini kazandırdığı savunulabilir. Mustafa Kemal Nutuk'u içinde bulunduğu tarihi olayların doğru biçimde anlaşılmasını sağlamak amacıyla yazmıştır. O eserinde olayları anlatmakla yetinmemiş, onların sebeplerini ve sonuçlarını belgelere dayanarak açıklamıştır. Ayrıca kendisine ve inkılaplarına yönelik eleştirilere cevap vermiştir demiş. Baktım. Hangisini kazandı? Türk tarihinin en önemli kaynağı mı? Kaynağı. Yasa hükmünde kabul ediliyor mu? Hayır. Okullarda ders olarak okutuluyor mu? Hayır. Birinci elden kaynak olma niteliği. Evet, birinci elden kaynak. Evet. Türkler en önemli kaynağı mı? Evet. Ama ilk olarak şimdi her şeyi belgelere dayandırdı ve direkt Mustafa Kemal'in kendisi yazdığı için bu daha mantıklı bir şık olacak. Birinci elden kaynak olma niteliği diyeceğiz. TBMM'nin Londra konferansına katılış amacı hangisidir demiş. Sevr anlaşmasını kabul ettiğimizi bildirmek olmasa. Türk milletinin haklarını dünyaya duyurmak olabilir. Doğu sınırlarını güvence altına almak, hayır. Yunanlıların Ege bölgesinden çekilmesini istemek. Yani hani aman çekilsinler falan değil. Hani konuşuluyor ama direkt asıl amacımız haklılığımızı dünyaya duyurmak. Aşağıdakilerden hangisi bu kararların alınma amaçlarından birisidir demiş. 1934'te çıkarılan soyadı kanunuyla her ailenin rütbe, memur, ulus adlarıyla ahlaka aykırı ve gönünç olmayan Türkçe bir soyadı alma zorunluluğu getirilmiştir. Yine aynı yıl kabul edilen bir başka kanunla da ağa, hacı, hoca, bey, paşa gibi ünvanların kullanılması da yasaklanmıştır demiş. Baktım. Yeni hukuk sisteminin kurulmasına yardımcı olmak, hukukla bir alakası yok. Halkın yönetime katılmasını sağlamak, hayır. Dilde sadeleştirmeyi gerçekleştirmek, buna da alakası yok. Hani bu harf inkılabı olabilir de. Toplumda ayrıcalıklara yol açabilecek etkileri engellemek. Çünkü şimdi birine A dersen A, baktın o senden ayrıcalıklı oluyor. Ama bu ayrıcalık kalkıyor soyadlarıyla değil mi? O yüzden cevabımız Adana. Hıyaneti Vataniye Kanunu'nun bu maddeleriyle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış olamaz? Ülkeyi yabancı devlet güçlerinden kurtarmak ve saldırıları önlemek amacına yönelik kurulan Büyük Millet Meclisi'ne karşı düşünce ve uygulamalarıyla veya yazdıkları yazılarla muhalefetle bozgunculuk edenler vatan haini sayılırlar. Olağanüstü ve aceleyi gerektiren durumlarda zanlının yakalandığı yerdeki ceza mahkemesi de yargılama yapmaya karar vermeye yetkilidir demiş.
Baktım amaçlanmış olamaz. Yargılamayı hızlandırmak 4'te var. İşgallerin haksızlığını dünyaya duyurmak. Bunda öyle bir şey yok. Çünkü TBMM'ye karşı çıkan ayaklanmalarla alakalı bir şey bu. Milli mücadeleye karşı çıkanları yargılamak ikisinde de var. TBMM'ye karşı olumsuz hareketleri önlemek. Burada, ay, bu da madde 1'de var. O yüzden bunu da eledim. Cevap olum. Mustafa Kemal Atatürk güzel sanatlara önem vermiş. Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren güzel sanatların gelişmesi için gerekli adımları atmıştır demiş. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma kanıt olarak gösterilemez? Resim ve Heykel Müzesi güzel sanat. Devlet Konservatuarı yine güzel sanatlar. Musiki Muallim Mektebi en müzik öğretmeni yine güzel sanatlar. Ama İzmir İktisat Kongresi ekonomiyle ilgili bir durum dedik. Başladığımız inkılap ve yenilik bir an bile durmayacaktır. Bizden sonraki devirlerde de böyle olacaktır demiş. Mustafa Kemal'in bu sözüyle Atatürk'ü düşünce sisteminin aşağıda verilen hangi yönü vurgulanmıştır? Ne diyor? Sürekli devam edecek. Yani hiç durmuyoruz. Durağan değil. Ne demek bu? Dinamik demek. Bunu size sorarlar demiştik. Dinamik, dinamizm, dinamik yapı. Bunları hani kafanız karesin, ha bilmiyorlardır nasıl diye sorabilirler. Aklınızda bulunsun. Dinamik ilerlemek demek. Yeni Türk devletlerinde kadınlara verilen siyasi haklar ekonomik yönden çok gelişmiş Avrupalı devletlerden daha çok önce verilmiştir. Kadınlara verilen siyasi hakları kronolojik sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir demiş. Onu yazdım. 1930'da belediye, 1933'te muhtar, 1934'te milletvekili. Baktım. Belediye, muhtar, milletvekili. Ceyhan'da var. Anlayışlarından hangilerine sahip olduğunu gösterir demiş. Halkımızı tüm yoksulluğuna rağmen bu emirlere gönülden uyarak orduyu desteklemiştir demiş. Bu durum Türk milletinin tekalifi milli emirlerinden bahsediyor arkadaşlar. Milli birlik ve beraberlik var. Yardımlaşma var. Dayanışma var. Milli egemenlik yok. O yüzden 1, 2 ve 3. Bu soruda bu soru gibi LGS'de de vardı arkadaşlar. Birçoğu testte de bu soruya benzer sorular soruyorlar. Bağımsızlık, egemenlik bunlar yok. Özellikle egemenliği katıyorlar araya kafanız karışsın diye. Hayır yok, tamam mıdır? Yukarıdaki gelişmeler sırasıyla hangi Atatürk ilkelerinin sonucudur demiş. Şöyle 1 yazalım, 2 yazalım, 3 yazalım ve 4 yazalım. TBMM'nin açılışı hangisiydi? Cumhuriyetçilik. Türk Tarih Kurumu'nun kurulması, milliyetçilik, yeni fabrikaların açılması, devletçilik, ekonomik, soyadı kanunun kabulü, halkçılık. Baktım, bunu eliyorum şu an. Okey, A şıkkında var. Yukarıdaki bilgilere göre Çanakkale Savaşları'nın sonuçlarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Çanakkale Savaşları'nda Mustafa Kemal 19. Tümen Komutanlığı, Arıburnu Kuvvetleri Komutanlığı ve Anafartalar Grup Komutanlığı'nda görev alarak büyük başarılar kazandı. Ummadıkları bir direnişle karşılaşan İtilaf Devletleri geri çekilmek zorunda kaldılar. Çanakkale ruhu, milli mücadele ruhunun da başlangıcı oldu. Hangisi söylenemez demiş. Emperyalist güçler ağır bir darbe almışlardır. Evet, Mustafa Kemal askeri dehasını bütün dünyaya göstermiştir. Doğru. Batılı devletlerin Osmanlı Devleti üzerindeki baskısı bir süreliğine de sona ermiştir. Bununla ilgili bir şey diyemem. Bağımsızlık mücadelesinin başlamasında etkili olmuştur. Şimdi bu var. Bir dakika. Bazen kendi yaptığını çözemezsin. Bakıyorum, evet. İtaz geri çekilmek zorunda kaldılar. Şimdi bağımsızlık mücadelesi bu kesin var dedik. Mustafa Kemal askeri dehasını tüm dünyaya gösterdi. Batılı devletler Osmanlı baskısını bir kısa süreliğine de olsa sona erdirdi. Evet, kısa süreliğine sona erdiriyor bu arada. Emperyalist güçler ağır bir darbe almamıştır. Evet, buna olamaz. Aynen. Kısa süreli, hani sonra Çanakkale'den sonra yine savaş devam ediyor sonuç olarak. Bu da değil. Evet. Cevap Adana. Pardon. Biraz ufak hatalar oldu. Misak-ı milli maddelerine göre aşağıdaki kavramların hangisinden bahsedilmemiştir? Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür. Kesinlikle bölünemez. Vatan bütünlüğü, ülke bütünlüğü.
Ülkemizde yaşayan Hristiyan ve diğer azınlıklara, diğer ülkelerde Müslümanlara tanınan haklar kadar hak tanınacaktır. Eşitlik. Türkleri mali, idari ve siyasi yönler etkileyecek olan engeller, yani kapitülasyonlar kesinlikle kabul edilmeyecektir. Kapitülasyonlar neyle ilgiliydi? Bağımsızlık, yani egemenlikle ilgili bir şeyden bahsetmiyor. Ve son sorumdayım. Buna göre Lozan Barış Anlaşması'nın yukarıdaki maddelerinden hangisi ya da hangilerinin egemenliğimizi sınırladığı söylenebilir? Baktım. Boğazlar başkanı Türk olan uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek. Bu direkt arkadaşlar benim egemenliğimi etkiler. Bir etkiler, bir olmayanlar eli. Türkiye boğazı silahlandıramayacak. Bu daha çok askeri. Kapitülasyonlar tamamen kaldırılacak. Bu da arkadaşlar bağımsızlıkla ilgili cevabım yalnız bir oluyor. Ve arkadaşlar 8. sınıf soruları bu kadardı. Bugün bir konuşmada sıkıntı yaşadım. Kusura bakmayın. Anlamadığınız, anlatamadığım bir şey olursa yine yorumlara yazarsanız sevinirim diyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşürüz.